O yüzden Türk Demokrasi Vakfı da bundan sonra yani çalışmalarında günümüzün koşulları içerisinde adli yargılamalar %67'si sadece bunlardan diyen bir anayasa mahkemesi ağlıyor, yalvarıyor. Artık önüme mahkemeyle, davayla gelmeyin, verdiğimiz emsal kararları uygulayın diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kadın üye yani bir hakim arkadaşımız var. Ona rağmen tanımıyoruz diyemeyiz. Ta 87'den beri biz bunun içerisindeyiz. Buradan çıkmaya da niyetimiz yok. Varsa gücünüz çıkarsınız belki ama hem yargı yetkisini tanıyacağız, hem kararlarını anayasanın içerisinde üstün bir noktaya getirmişiz. Ben bunu uygulayamam. Bunlar doğru şeyler değil. Bu doğru olmayan şeyleri daha çok konuşur, daha çok rapor haline getirir, daha çok topluma mal etmeye gayret edersek Türk Demokrasi Vakfı elbette yerini daha çok belirlemiş olacak. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır, itibar kazanır. Her gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neredeyse bir eski milletvekilimizin, eski bir bakanımızın cenaze törenine katılıyoruz. Allah hepsine rahmet etsin. Biz siyasetçilerden taraf olmalıyız. Siyasetçileri korumalıyız. Siyasetçileri küçük görmemeliyiz.